2020 30 Mart 2014 Mahalle İdareler Genel Seçimleri için biz yaklaşık 7 ay 8 aydır aday adayı tanıtım programlarımıza devam etmekteyiz. Bugün de bu süreçte genel merkezimizin göndermiş olduğu genelgeye istinaden yönetim kurulunda bulunan belediye meclis üyeliği, il genellik ve belediye başkanlığı aday adayı süreci 1 Eylül 2013 günü sondu. Bundan dolayı da il ikinci başkanı olan Yavuz Kuzucu da belediye başkanı aday adayı olduğundan dolayı bugün parti il ikinci başkanlığı görevinden istifa edecektir. Bundan dolayı toplantıyı düzenlemiş olduk. Allah nasip ederse Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak olan yerel yönetimlerde AKP'den kurtuluşun alternatifi olacaktır. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediyeyi almaktan başka şansımız yoktur. Bu gidişata dur demenin, Kırıkkale'de belediyecilik anlamında hizmet etmenin tek adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de inşallah 3 ilali belediye burçlarına dikeceğiz. Buradan aday adayı olan arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisinde aday adaylıklarını devam ettirmekte. Bu süreçte aday adayı programı bitmek üzere çalışmalar. Hangi arkadaşımıza nasip olursa kaybeden olmadan kazanacak olan Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Bu kapsamda aday adayı olan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca il ikinci başkanlığı görevini yürüten Yavuz arkadaşımızın da aday adayı olması partimize ve kendisine ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Temsilci şöyle şey yapmayalım. Değerli basın mensupları, ilk önce gelmiş olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Malumunuz 7 aydır aday adaylığı sürecinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak partideki görevi devam ettiği için resmi açıklamayı ben yapmamıştım. Genel merkezimizin 15 Ağustos'ta yayınlamış olduğu genelgeyi alınca partide görev alan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin aday olmak isteyenlere en son tarih olarak 1 Eylül 2013 tarihine kadar istifa etmeleri gerektiği yönünde genelge yayınlandı. Ben de genelge uyarınca Kırıkkale Belediye Başkanı adayı olduğundan dolayı partideki görevimden istifa ediyorum. İstifama ilişkin dilekçemi de Sayın İl Başkanıma sunuyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sandırma. Başkanım. Bir poz verelim. Başkanım. Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı aday adayı. Zaten biz açıklamamızı partimize yapamadık bundan 7 ay önce. Parti görevimiz devam ettiği için ve partide de görevimiz devam ettiği için mecburen resmi açıklama yapmamıştım bugüne kadar. Resmi açıklama yapıyorum. Aday şu anda çalışmalara başladınız. Biz çalışmalarımızı zaten 7 aydır sürdürüyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımız evet. Devam edecek. Aday kesin adaylık listesi belli olana kadar aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek. Rabbimiz inşallah hayırlı olanı verir. Yani bize nasip olmasa bile, kime adaylık nasip ederse Cenab-ı Allah, biz o adayın etrafında aynı şekilde çalışmalarımız sürecek. Rabbim inşallah kırıklarımız hayırlı olur. Tabii ki inşallah. Yani adaylığımız veya belediye başkanlığımız bu memlekete hayırlı olacaksa Cenab-ı Allah nasip etsin. Hayırlı olmayacaksa da Cenab-ı Allah nasip etmesin. Yani biz o düstur içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Kırıkkale'ye getirilmesi, Kırıkkale'deki esnaf arkadaşlarımızın ve her alanda faaliyet gösteren arkadaşlarımızın esnaf arkadaşı destek amaçlı Acem Birliği noktasındaki ilk açıklamayı biz yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ama Kırıkkale'de bu ses biraz cılız kaldı. Ne iktidar partisinden ne muhalefet partisinden bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Yeni birkaç esnaf odası başkanları açıklama yapıyor. Bu Kırıkkale'nin kurtuluşu demektir arkadaşlar. Ondan dolayı biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her alanda, her bulunduğumuz ortamda Acem Birliği konusunu gündeme taşıyacağız. Yani bu noktada önümüzdeki günlerde gerekirse imza kampanyası başlatacağız. Bu işin takipçisiyiz. Çünkü artık Kırıkkale milliyetçiliğinin, Kırıkkale'nin faydasına olan konularda birlik olmanın yolunu aramamız lazım. Ama ne hikmetse 3 tane milletvekili, bir başbakan yardımcısı, bir milli savunma komisyon başkanı olmasına rağmen daha herhangi bir ses çıkmamaktadır. Yani
Kırıkkale gündeme alınacak mı, alınmayacak mı noktasında herhangi bir şey yok. Ha, amaç nedir? Vay, bunu Milliyetçi Hareket Partisi gündeme getirdi. Bunların söylediğinin peşine takılmayalım. Siyaseti yanlış bir siyaset. Burada faydası olan konularda biz nasıl ki yeri geldiğinde iktidardan yana siyaseten destek veriyorsak, Kırıkkale'nin faydası olan konularda da iktidar bu sessiz kalmaması lazım. Bundan dolayı da buradaki esnaf arkadaşlarımızın da bilinçlenmesi, AKP'ye oy veren AKP'li esnafların gidip AKP'deki ilgili kişileri rahatsız etmesi lazımdır. Çünkü onların cebine para girecek. Her anlamda, her esnaf çevresinde kazanç getireceğini umuyoruz. İnşallah biraz daha duyarlı olur yöneticiler. Gidelim 30 Ağustos'taki kasılımın azlığı evet, vardı. O da dikkatimizi çekti. Biz yönetim kurulu olarak dün oradaydık ama törenlere baktığımızda sadece yani 71 kişi katıldı. Mecburi resmi kurumların müdürleri vardı. Halktan da herhangi bir katılım yoktu. Sessiz bir şekilde 30 Ağustos'u kutladı. Tabii AKP milli olan her konuyu yok etmeye çalıştığından dolayı 30 Ağustos'u da gereken ilgi ve duyuru yapılmadığını düşünmekteyiz biz. Ayrıca akşam iki programımız var. Başkanım, bir de bayrak konusu var. AK Parti'nin askeri bayrakla ilgili. Haber yapmıştık, gördüğünüz gibi. Evet, küçük bir bayrak. Yani başkanım görseniz yani acayip. Daha sonra da. Yani şu var, şimdi açılım diye başlatılan konularda milli meseleleri Sayın Başbakan hepsini ayaklar altına alıyorum dedi. Buradaki teşkilatları da demek ki başbakanın yolundan gidiyor. Ama Kırıkkale'de böyle bir hadise yaşanması gerçekten işler acısı. Bayrağın tarih unsuru olarak sayıldığı dönemde bayrağın için. Evet. Ama Allah'a şükür ki Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçileri olduğu sürece göklerdeki al bayrağımızı indirmeye, rengini soldurmaya hiçbir gücün ve hiçbir kuvvetin yetmeyeceğini bilmelerini isteriz. Peki,